Bundan bir önceki videoda para konuşmuştuk ve o videoyu yüklemem yaklaşık bir ay sürdü. Bunun için üzgünüm ama bir sorun neden? Soruyorum, neden? Çalıştım, çok çalıştım. Gece, gündüz gelen her teklife evet dedim. Ama şöyle bir şey var, Amerika'dayız, emeğimin karşılığını aldım. Köşeye 3000 dolar kadar bir para arttı ve bu videoda o parayı ezeceğiz. Alayım mı seni gece düşelim? Ben kolay para harcayan birisi değilim. Ama bu parayla kendime yatırım yapmak istiyorum ki motive olayım, daha fazla çalışmak isteyeyim. Yalnız bir şey diyeceğim, böyle paranın kölesi olup bir daha video atmıyormuşum. Neyse şaka yapıyorum. Tam aksine kazandığım bütün parayı bu kanala yatıracağım ve neden böyle bir şey yaptığımı bu videonun sonunda açıklıyor olacağım. Kesinlikle dinlemeni tavsiye ederim. Şimdi önümde gördüğünüz bilgisayar MSI'ın bir oyun bilgisayarı. Kendisini 2017'de almıştım. Çok güzel günler geçirdik ama eskidi ve yaşlandı. Bu bir laptop ama taşınabilir bir şekilde kullanamıyorum artık. Yaşlılığından kaynaklanan onca sorunun yanında bir de fişten çıkarınca kapanmaya başladı. Neyse ihtiyarımızın şu fişini takalım. Ben bir de şu mouse'u alayım, rahat kullanayım iyice. Alışverişimizi Best Buy'dan yapacağız. Best Buy Amerika'nın en büyük elektronik market zinciri ve Best Buy ile ilgili bilinmesi gereken iki şey var. Birincisi fiyat garantisi veriyorlar. Alacağınız ürün başka bir firmada daha ucuza satılıyorsa bunu kanıtlayabilirseniz Best Buy size bu ürünü o fiyattan satıyor. İkincisi hangi ürünü alırsanız alın, bu ne olursa olsun 30 gün içinde koşulsuz, ücretsiz iade yapabiliyorsunuz. Burada Türk bir arkadaşla tanıştım. En pahalı oyun bilgisayarlarını alıp böyle arka arkaya 3-4 ay boyunca hayatını sürdürüyordu. Hani neden Türkiye'de böyle bir özellik yok diye düşünüyorsanız cevabı sanırım ortada. Neyse, alışverişimizi yapalım. Şimdi ilk ihtiyaç bilgisayar. Baba bir bilgisayar bakalım. Evet, indirim de var. Her türlü işimize gelir. Apple'dan bakacağız. İlk seçenek M3 Pro Chip. Güzel. Son model diyor. 18 GB RAM, 512 GB hafıza kapasite bize gelmez. Bize şöyle bir 1 TB yakışır gibi. Nerede 1 TB? 1 TB 2200 dolar. 2400'müş. Ekleyelim abi. Bir dakika. Space Black değil, şey alalım. Silver. Bunu ekle. Çıktım. Bir kulaklık yakışır gibi bize. AirPods Pro. Evet, ikinci jenerasyon. Bu da indirimde 60 dolar. Yakışır. Al abi. Bu da gelsin. Şimdi bir de kanalımıza bir mikrofon yakışır diye düşünüyorum. Şuraya bir Rode mikrofon yazalım. Bir mikrofon bakalım. Geçiyorum. 100 dolara mikrofon yapmışlar. Neden olmasın? Bir de sanki bu mikrofona şöyle bir tutacak almamız lazım. Mikrofon stand. Evet, mikrofon tutacağı 130 dolar. O da gelsin. Bir şeyimize baktık. Kutumuza ne olmuş? 5200. Bizim yok. Bir tane fazla bilgisayar var. Onu çıkarmamız lazım. Space Black'ti galiba. Remove. Goodbye. Evet, sepetimiz 2870'te. Güzel bir sepet oldu. Mikrofon var, tutacak var. AirPods almışız, onu düşün bile. Bir de şey var. Güzel bir MacBook Pro. En çok heyecanlandıran şey burada o. Evet, alalım gelsin ya. Bir aylık kazan sonuçta diye kendimi daha atayım burada. Evet, ne diyor? Bir saat içinde gidip mağazadan teslim alabiliyorum. Çok güzel. Hemen check out diyelim. Bir saat içinde hemen gidip koşup almam lazım. Sonra videoya devam edeceğiz hemen. Evet, kredi kartı bilgileri en sevmediğimiz kısım. Evet, kart bilgilerini de girdikten sonra buradaki sarı butona basıp bu işlemi bitiriyorum. Evet, siparişimizi aldılar. Ben hemen bir koşu gidip geliyorum. İhtiyar, seni buradan almak zorundayım. Kusura bakma. Seninle işimiz bitti gibi. Ses kontrol 1-2. Ses. Ses. Ses kontrol. Selamünaleyküm. Şimdi... Mikrofon nasıl? Onu bana siz söyleyeceksiniz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ses geliyor mu onu bile daha tam çözemedim. Buradan dalgaları görebiliyorum. Buradan koymaya çalışacağım. Bir şekilde halledeceğiz onu. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Bilgisayar boş yapmışız. Bugüne kadar Windows kullanan herkese şöyle söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Yok yani. Tamam. Windows 98 açılma ekranını hatırlayanlar illaki vardır. Şuna bir bakalım. Yani sadece şu ekran bile alıp götürüyor yani çocukluğuma. XP'ye bakalım bir de. Evet. Burada da internet kafe günleri, Counter Strike, Dota,
Night Online hepsi bu ekranlardan geçti. Ama artık o günler geride kaldı. Artık boş vakitlerimi bilgisayar oyunları oynayarak değil, burada edit yaparak, işte bilgisayarı daha verimli kullanarak kullandığım için artık Windows'u geride bıraktık. İhtiyacımız yok. Duygusal anlar yaşandı tabii ki ama yani şu arayüz aşırı temiz bir arayüz. Böyle kullananlar illaki biliyordur ama şu an benim de çok kurcalamam lazım. Buna nasıl alışacağım onu da bilmiyorum. Editler biraz yavaşlayacak arayüzü bilmediğim için ama bu bir bahane değil. Ben bunu hemen yalar yutarım. Bilgisayarlarımız iyi. Ondan yana sıkıntı yok. Şeyi göstereyim. AirPods. Bunu da açtım. Bu da efsane bir şey. Direkt taktığın zaman bağlanıyor bilgisayara. Şu an gördü hatta. Sadece evet. Bunu takmayacağım çünkü direkt bilgisayara bağlanıyor. Buradan ses gidiyor galiba. O yüzden bilgisayarın kafası karışıyor. Ama bu da efsane bir şey. Telefonu da Apple. Her şey Apple oldu. Yani yavaş yavaş teslim oluyoruz Apple'a. Olmamak mümkün değil. Adamlar çok efsane şeyler yapıyorlar. Sadece tek olay tabii ki de ücreti. Türkiye'de bunlara sahip olmak. Yani bunun için muhtemelen kaç ay çalışıyor olmak gerek. Tahmin bile etmek istemiyorum. Ama konumuz Amerika'daki alım gücü. Amerika'da olmanın en büyük avantajlarından birisi bu zaten. Ben de bunları yansıtıp hem kendime böyle bir yardım etmek istedim. Hem de sizlere işte böyle bir ay içinde sıkı çalışarak nelere sahip olabileceğini ufaktan göstermek istedim. Şöyle bir kağıt var. Ben buraya XS yani 10S iPhone'la gelmiştim. Şu kağıt adamlar 5 senelik telefonu 1000 dolara saydılar. Benim şu aldığım telefon işte 1300 dolar falan neyse şu an üzerine 27.78 dolar ödüyorum aylık. Galiba 36 ay boyunca fatura dahil içine. Bizim bunu almamız için, sadece bunu almamız için kaç ay çalışmamız gerekiyor. Orası ayrı bir şey tabii ki. Bunlar can sıkıcı şeyler ama buradayken de ne yapayım, almayayım mı? Böyle de bir şey var yani. Efsane. 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 Başlı başına bir efsane. Bunu siz söyleyeceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Mikrofon kameranın üzerinde mi daha iyi yoksa buradaki mi daha iyi? Tabii ki bunu ben de çok merak ediyorum. Hemen bir an önce edit'e geçmek istiyorum. Alışverişimizi tamamladık ve şimdilik aldığım ürünlerden oldukça memnunum. Adama bak lan bir ayda 3000 dolar para biriktirmiş. Neler aldı diyorsun değil mi? Benim böyle bir harcama yapmamın sebebi içimdeki inançtan sebep. Ben inanıyorum ki bir insan içinde gerçekten inandığı her şeyi başarabilir. Ben YouTube'da kaliteli işler yapacağıma inanıyorum ve bunu biliyorum. Eminim ki sen de kendi hayatında içinde başarılı olacağını bildiğin alanlar var. Hayatta ne istiyor olursak olalım, gerçekten kendimize adadığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dünyanın neresinde olursak olalım. Biz kendimizi bir şeye adar başarılı olursak alım gücü de bizde gelecektir. Bu Türkiye olur, Amerika olur hiç fark etmez. Ben buna inanıyorum. Dünya oldukça adaletsiz bir yer. Adalete kavuşmanın tek yolu sıkı çalışmak ve bir şeyler başarmak. Bir şeyler başarmak ve o alım gücüne sahip olmak için uzun ve sıkıcı olan yola girmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, ben geçen ayki kazandığım parayla Hawaii'deki Waikiki adasına gidip Hindistan cevizi suyu içerek kızlara hava atıyor olabilirdim. Ama sıkıcı olan şeyi seçtim. Kendime bu tarz şeyler alıp boş vakitlerimde böyle videolar çekip kendimi daha da zorlayarak yatırım yapmaya ve hayatımı değiştirmeye çalışıyorum. Tam olarak bahsetmek istediğim yol bu. Yani hiç durmadan, çalışarak, sıkılmadan, pes etmeden hedeflerimiz için çalışırsak bir gün elbet oraya varırız. Sıkılmadan, pes etmeden, sıkı çalışarak. Ben böyle bir yola girdim ve geri dönmeyi asla düşünmüyorum. Sen de hayatında bu tarz olumlu değişiklikler yapmayı planlıyorsan doğru kanaldasın. Takipte kal. Diğer videolarda mutlaka görüşelim. Görüşelim. Mutlaka. Takipte kal. Sesim nasıl? Görüşürüz.